Arkadaşlar, mesaj nasıl gibi duyacağım? Türkiye şoke eden haberi böyle aldı. Metin Akpınar'ın 81 yaşında ikiz kız babası olduğunun ortaya çıkması herkesi şaşkına çevirdi. Komedi dolu bir hayatın en hüzünlü sayfasıydı bu. Neredeyse 1,5 aydır hiç uyumuyorum. Bu çalışmamızda bir ustanın hayatını değil, yıllar önce yapılan ve telafi edilmeyen bir hatanın kaç hayatı etkileyip büyük bir drama dönüştüğünü izleyeceksiniz. Ben de bir sindireyim, hep beraber sindirelim bu haberi. 1942 İstanbul doğumlu Metin Akpınar, 19 yaşındayken ev işlerini yapan, annesine yardım eden, tabiri caizse hamarat bir delikanlıydı. Komşu eve taşınan kızı ilk gördüğünde sanki içine doğmuştu. Şakayla karışık annesine seslendi. "Senin gelin geldi galiba," dedi. Eskiden adettendi. Yeni gelen komşuya yemek yapılıp gönderilirdi. Annesinin hazırladığı tepsiyi Metin götürdü. Kapıyı açan Göksel Özdoğdu'yla tanışması böyle oldu. Sonra buluşmalar ve aşk geldi. Kızın emekli albay babası kabul etmedi bu birlikteliği ama Metin kararlıydı. Kızı karşı evden kendi evine kaçırdı. Sonunda niyetlerinin samimi olduğunu diğer aile de anladı. Şubat 1961'de nikahları kıyıldı. O günden sonra da bir daha ayrılmadılar. Dile kolay, bir yastıkta 60 yılı devirdiler. Hem de ünlüler aleminde. Evlendikten sonra önce tiyatro, ardından sinemada şöhret geldi. Zeki Metin ikilisi dönemlerinin en ünlü komedyenlerinden oldu. Zeki Alasya'nın özel hayatı biraz hareketliydi. Defalarca boşanıp yeniden evlendi ancak Metin Akpınar'ın hayatında sadece bir kadın vardı. Herkes de bunu yıllarca böyle bildi. Ta ki iki kız kardeş ortaya çıkana kadar. Ünlüler dünyasında aslında çok sık rastlanan bir durum sonradan ortaya çıkan çocuklar. Ferdi Tayfur, Emrah, İbrahim Tatlıses gibi çok sayıda kişi yıllar sonra çocuklarının olduğunu öğrendi. Bazıları kabul etti, çoğunluk mahkeme kararıyla nüfusuna geçirdi. Arabeskçilerin dünyasında bu çok şaşırtıcı değildi ancak Metin Akpınar gibi bir ismin hem de 81 yaşında üstelik ikiz çocukla bu listeye dahil olması herkesi şaşkına çevirdi. Adam Cumhuriyet döneminin en önemli sanatçısı. Birçok insanın hayatını etkileyen olay 1987'de Antalya'da yaşandı. Metin Akpınar'ın iddiasına göre tek gecelik ilişkisinden bir yıl sonra ikiz kız kardeş doğdu. Anneleri onlara yalnızca 2 ay bakabildi. Sonra bebekleri köydeki bir kadına bıraktı. 4 ay sonra çocuk esirgeme kurumuna alındılar. İki kardeş 6 yaşına kadar orada kaldı. Kapanması zor yaralar açtı o 6 sene. Ardından karşılarına iki güzel insan, iki öğretmen çift çıktı. Onları evlatlık aldılar. Senelerce de sevgileriyle mahrum kaldıkları her şeyi telafi etmeye çalıştılar. Yıllar geçti, kız kardeşlerden Sevgi öğretmen oldu, evlendi, iki çocuk dünyaya getirdi. Duyguysa sanat okudu. Gerçek ailesini merak eden de oydu. Çünkü trafik kazasında öldüklerini sanıyordu. Sonunda bu sırrın peşine düştü. 2007'de gerçek annesini buldu. Evlenip Almanya'ya yerleşmişti. Hiç yüz yüze görüşmediler ancak gerçek babasının kim olduğunu bir türlü kendisine söylemiyordu. Sonunda 2010'da dayısı büyük sırrı ifşa etti. Ancak annesi bunu Metin Akpınar'a söylemesi halinde onunla tüm irtibatını keseceğini söyledi, dediğini de yaptı. Benim için şok edici bir olaydı. 21 yaşındaydım, bunu öğrendim. O dönem üniversite öğrencisi olan Duygu Nebioğlu, üniversitedeki bir hocasının sayesinde Metin Akpınar'a ulaştı. Akpınar Duygu'yu 2012'de TRT'deki bir programa konuk olarak çağırdı. İlk orada birbirlerini gördüler. Ancak görüşme sadece 1 dakika sürdü. Ve olanlar genç kız için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ben babana bakmaya, ben babama bakmama, bakmaya. 5 yıl boyunca Metin Akpınar Duygu Nebioğlu ile görüşmeyi kabul etmedi. Genç kız sonunda Zeki Alasya'nın kızıyla irtibat kurup yardım istedi. Beklediği telefon 2022'de geldi. Haziran 2022'de Marmaris'te baba kız 5 günlük tatil yaptı. Bir arada göründükleri bu fotoğrafta o gün çekildi. O tatilde saçından bir tel koparıldığını hissettiğini ve Metin Akpınar'ın bunu DNA testine gönderdiğine inandığını söyledi Duygu Nebioğlu. O günden sonra Metin Akpınar'ın davranışlarında olumlu anlamda bir değişiklik oldu. Kızım, yavrum diye seslenmeye başladı ancak aradaki mesafe hiç kapanmadı.
beni bağrına bassaydı ben daha çok mutlu gençlik dönemi yaşayacaktım. Yıllar geçti ancak Duygu Nebioğlu ne hayal ettiği gibi bir babaya kavuştu ne de bunu herkese ilan edebildi. Beraber basın açıklaması yapma teklifi de itibarı zedelenir gerekçesiyle kabul görmedi. 14 yıl boyunca oyalandığını düşünen genç kız sonunda olayı yargıya taşıdı ve Metin Akpınar'ın kızı olduğunu bu duygusal videoyla herkese ilan etti. Yaşananlardan dolayı benden bir özür bile dilemediği için dava açtım dedi. Arkadaşlar mesajlarınızı geri döneceğim. Neredeyse 1,5 aydır hiç uyumuyorum. Davanın son sürecini bekliyordum. Tüm ülkeyi şoke eden olay sonrası Metin Akpınar da sessizliğini bozdu. 24 yıl sonra ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Çok şaşırdım ve sarsıldım. İlk tanıdığım andan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Onlara eşim Göksel'le birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağ resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı. 13 Ekim 2023 itibarıyla Duygu benim nüfusuma geçti. Hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'dan ve halkımdan özür diliyorum. Ben de bir sindireyim, hep beraber sindirelim bu haberi. Metin Akpınar'ın bu açıklaması kızı Duygu Nebioğlu'nu kızdırdı. Akpınar'ın biyolojik annesiyle tek gecelik bir ilişki yaşamadığını, Antalya'da bir kaza sonrası hastaneye götürdüğünü, aralarında yakınlaşma olduğunu söyledi. Akpınar'ın olayı başından beri bildiğini, kendilerinden duymasına rağmen onları yıllarca oyalayıp kızlarını değil eşini ve itibarını düşündüğünü söyledi. Metin Akpınar'dan maddi ya da manevi bir destek görmediğini belirterek, "Beni büyüten babama bir teşekkür bile etmedi." ifadesini kullandı. "Bana araba mı aldı? Ev mi aldı? Son birkaç yıldır ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para," dedi. "Ben size," dedi, "vasiyetimi yazdım," dedi. "Ben öldükten sonra," dedi, "ne yaparsanız yapın," dedi. Metin Akpınar'ın nüfusuna geçen Duygu Nebioğlu, onun soyadını kullanmayacağını da söyledi. Belli ki tek istediği, geçen zamanı ve yaşananları edebildiği kadar telafi etmekti. Yoksa 14 yıl boyunca sabırla bekleyip bu ağır yükü tek başına ve sessizce taşıyamazdı. Sonuna kadar direndim, sabrettim. Metin Akpınar'ın komedi üzerine kurulan dünyası bu dramatik halkayla boğaz düğümleyen hüzünlü bir öyküye dönüştü. Neye varacak? Neye varacak bu işin sonu? Metin Akpınar gibi 60 yıllık kariyerini skandallardan, olaylardan uzak geçiren bir sanatçı için bu olanlar kolay değildi. Ancak bu film gibi hikayenin asıl mağdurları iki kız kardeşti. Topluma mal olmuş bir sanatçıya bunu yaşatamazsın deyip benim hiç yaşadıklarımı göz ardında bulundurmadılar. Kim bilir neler yaşadılar, hangi maddi manevi zorluklarla büyüdüler ve en kötüsü hayranı oldukları sanatçı Metin Akpınar'ın babaları olduğunu öğrendiklerinde ne hissettiler? Neredeyse 1,5 aydır hiç uyumuyorum. 81 yaşındaki usta sanatçı bu saatten sonra kızlarının kaybettiği yılları, çektikleri acıları ne kadar telafi eder bilinmez, ancak yine de geçmişte yaşananların geleceği, şimdiki zamanı zehirlemesine izin verilmemesi, geriye kalan zamana verilebilecek en büyük kıymet olur. Bazen küçük yaşanmışlıklar, senelerin kaybına telafi olmasa da teselli verebilir. Evet, Metin Akpınar'ın dediği gibi, hayat geriye doğru yaşanmıyor ama ileriye doğru telafi edilecek çok şey var. Umarım beni bağrına basar, benimle gurur duyabilecek bir pozisyona gelir, bana o duyguyu hissettirir. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.